Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere PowerTech 1700 modelinin ikinci testini hazırladım. Daha kalın telli, daha sık saçta bu sefer uygulamayı yaptık. Ben gayet memnun kaldım. Bu arada video çekerken aklıma gelmedi. Bunu şimdi belirtmek istiyorum. 3200 serilerinde, PowerTech 3200 serilerinde ısınma olabiliyordu. Bazı serilerinde ısınma oluyordu. Video bittikten sonra aklıma geldi. Hemen makineyi kontrol ettim. Herhangi bir ısınma söz konusu değildi. Bu bilgiyle geçmiş olalım. Buyurun hep birlikte videomuzu izleyelim. Evet arkadaşlar. PowerTech 1700 modelinin ikinci test videosunu hazırlıyorum size. Testimize başladık. Saçımızı 3 numaraya vuracağım. Geçen videoda bahsetmiştim. Kalın telli ve sık saçla denemek istiyorum diye. Turbola kesmeye başlamayacağım. İlk kademede öncelikle tekrar bir 3 numara tıraş yapacağız. Şu anda kestiğim saç kalın telli ve sık bir saç. Ben bu arada da 3 numara tıraşı size anlatmaya çalışacağım. 3 numara tıraşlarda ben genellikle üstten başlıyorum. Bunu 4 numara tıraş veya daha yüksek tıraşlarla da bu şekilde düşünebilirsiniz. Veya 2 numara, 1 numara fark etmez. Gördüğünüz gibi üstleri 3 numaraya vurduktan sonra şu bölgelere de, şöyle çevirmek gerekirse, şu bölgelere de hafiften bir 3 numarayla iniş yapıyorum. Geçen videomda da bahsetmiştim. Ben komple 3 numara tıraşa karşıyım. Şu bölgelere kadar 3 numarayla iniş yapıyorum. Şimdi 3 numarayla aldıktan sonra şöyle bir fırçalayalım, temiz görelim. 3 numarayla aldıktan sonra 3 numarayı çıkarıyorum. Yerine 6 milim olan 2 numaralı tarağımızı takıyorum. Yarım ayar dediğimiz dişlerini şu alt bölgede gördüğünüz 2 milime çevirdim. Ortalama şu bölgelere kadar, şu bölgelere kadar 2,5 dediğimiz tarakla şöyle geçişini yapacağım. Şu şekilde şöyle göstereyim. Makineyi sürerken bitim noktasına doğru hafif ucunu kaldırıyorum. Bu arada videoya başlamadan önce makinemizin şarjını fullledik. Şu şakak bölgesinin, şu şakak bölgesinin üst bölgesine doğru hafif ucunu kaldırarak. Makineyi götürdükten sonra şimdi yarım ayarını kapatıp 2 numaraya çektim. Diş bölümünü, bıçak bölümünü 2 numaraya çektim. 2 numarayla, yani 2,5'la buraya kadar çıkmıştık. 2 numarayla biraz daha aşağısına doğru. 2,5'la çıktığım yere kadar değil de biraz daha aşağısına doğru alıyorum. Thank you.
3 numaralı tıraşlar genellikle basit tıraşlardır. Çok zorlanacak bir durum söz konusu değil açıkçası. Tabii biz mesleğin içinde olduğumuz için bize daha basit geliyor. Gördüğünüz gibi 2.5'da çıktığım yere kadar çıkmıyorum. Yani 2.5'da şu bölgeye kadar çıkmıştım. 2 ile de bir tık daha aşağısına çıktıktan sonra şimdi 1 numaralı tarağı takarak 1.5 ve 1 numara olarak tekrar ve bir tık altına geçiş yapacağım. Şu gördüğünüz gibi 3 milim. Tekrar ben bıçağımı geri çektim. 2 milim olarak, yani toplamda 2.5 olarak adlandırıyoruz. Pardon, 1 numaralı tarağı taktık. 1.5 olarak adlandırıyoruz. Bununla da en alt bölgeleri. Tabii 1.5'la da ne yapmıyoruz? 2 numarayla çıktığımız bölgelere kadar çıkarmıyoruz. İz kalmaması adına. Bu arada makineden bahsetmek gerekirse, makine gayet başarılı arkadaşlar. Ben şahsım adına söylüyorum ki, yani sizin de gördüğünüz gibi, siz de görün diye özellikle bu sefer kalın ve sık saç tercih ettim. Üstleri alırken de gördünüz, yanları alırken de görüyorsunuz. Gayet başarılı makine. Gayet kesimi güzel. Şu ana kadar herhangi bir boğulma, takılma bize yaşatmadı. Şimdi yarım ayarı, yani şu dişleri geriye çekiyorum. Tarağımız 1 numara, makinemizin bıçağı 0 ayarında. Şimdi en alt bölgelerini şöyle destekliyorum. En üst bölgeyi 3 yaptık. Biraz yanlarını 2.5, 2, 1.5, 1 şeklinde. En sonunda da yarım yaparak alt bölgeyi, tıraşımızı tamamlayacağız. Bu arada tekrar size bunun sayesinde de bir natural ense göstereceğim. Şimdi 1 numaralı tarağımı da çıkarttım. Dişi geri çektim. Yarım dediğimiz ayarda enseyi naturalleştireceğim. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum, yukarıya doğru çıkıyor, tam tersi tarafına makineyi vuracağım. Şurası yana doğru çıkıyor, tam tersi tarafına. Yani kıl ne tarafa çıkarsa tam tersi tarafına vurduğunuzda makine rahatlıkla alacaktır. Aynı şekilde burada da kıllar yukarıya doğru, tam tersine vuracağız makineyi. Burada yana doğru olduğu için bu şekilde. Şimdi ben yarım ayarındaydı. Şurada tam yarım ayarındaydı. Bunu 1.4 olarak getirdim şimdi tam orta seviyeye. Hafif yine en alt bölgelerini şu şekilde destekleyeceğim. Şurada bir kat bırakmışız. Hafif bir yarıma çektim makineyi.
Bir yarım ayarıyla hafif şöyle kulak üzerine destekleyebiliriz. Buralarda uzun kıl kalmaması adına hafif buraları da destekleyebiliriz. Bunun sonrasında ön perçem kalsın istiyorsanız bu şekilde bırakabilirsiniz. Kalmasın derseniz çok hafif şöyle uçlarına çok dağınık durmayacak şekilde geçiş yapabilirsiniz. Geçen tıraşta da uzun saçlı kardeşimizi tıraş etmiştik. 3 numaraya vurmuştuk. Yıkadıktan sonra bunu yine hatırlatmak istiyorum. Bu saçı yıkadıktan sonra tekrar 3 numarayla geçiş yapın. Çünkü her zaman kırık saç vardır mutlaka. Arada derede kalan kırık saçlar oluyor. Bundan dolayı aralardan mutlaka yıkandıktan sonra uzun saç çıkacaktır. Ama kıl şeklinde, ama tüy şeklinde. Onları da almış oluyoruz. Şimdi şu şekilde ben enseyi alacağım. Enseyi alırken de çok iç tarafa girmenize gerek yok. Şu şekilde almamın sebebi az önce de bahsettiğim gibi kıllar tam tersi tarafına çıktığından dolayı. Aynı şekilde burayı da alacağım. Burada da kıllar iç tarafa doğru. Ve en alt bölgedeki tüyleri de aldıktan sonra makinemizi bıçakların tam sıfır ayarına getiriyorum. Bu sefer ensede gördüğünüz gibi şu çizgilerde sadece uçlarından şöyle geçiş yaparak o izi hafiften kaybediyorum. O natural dediğimiz enseyi elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi 3 numaralı tıraşımız işsiz bir şekilde, katlı bir şekilde gayet güzel. Evet arkadaşlar, tıraşımızı bitirdik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum atarsanız seviniriz.